İstanbul Bilim University, Üsküdar University, Vice President of the European Society of Pharmacogenomics and Personalized Therapy, distinguished speakers, colleagues. As the President of Turkish Society for Pharmacogenomics and Personalized Therapy, I am pleased to welcome you to this landmark summit on increasing the safety and effectiveness of personalized therapy for metabolic disorders, co-hosted by ESPT. A very good morning to everyone, and thank you for joining us. I would like to present my compliments to all academic colleagues and administrative authorities participating in this opening ceremony, and express my deep satisfaction for sharing this important moment for the development of pharmacogenomics and personalized therapy for clinical practice. Now we have about 200 participants from 10 different countries gathered here today, making our Congress a true initiative. Your presence is an opportunity to establish new scientific and professional bridges and different geographical realities. Pharmacogenomic studies and its applications are important because of ethnic and cultural diversity, but also socio-economical, scientific, and technological disparities over the world. The summit covers all these aspects, but also takes on a more global approach on the growing contribution of genomic information and biotechnological tools to the way medicines are used in metabolic disorders. How they are prescribed to patients, and as a consequence, how they are developed in industry. This summit is a key activity for a growing network of professionals belonging to a broad range of different disciplines related to the personalized therapy. This summit will be featuring a special honorary lecture given by a scientifically accomplished leader, four keynote lectures of respected pioneers, a luncheon symposia in innovative biomedical field, six scientific sessions with cutting edges having 23 distinguished invited speakers, oral and poster sessions with 8 oral and 25 poster presentations, and finally dedicated exhibitions settled of 8 companies. For sure, the success I anticipate to this summit will certainly be the result of the effective collaboration between the ESPT, its President, Professor Gerard Siest, and valuable ESPT board members. I would like to present a special thanks to my colleague, Vangelis Manopoulos, the Vice President of ESPT, not only for his fundamental work in organization of this summit, but also for his continuous communication and coordination. I would like to thank my colleague, Professor Nevres Koylan, also, as the scientific secretary, and all my other valuable colleagues who work hard as local organizing committee and scientific committee for their energy, competence, and professionalism during the organization process of this summit. I also express my special thanks to the highly motivated team of the Professional Congress and Management Company, Santur. I believe that we all have the interest to learn from each other. It is always in communication and dialogue we can advance. I hope this summit provides you with a forum to exchange scientific ideas, inspire new research, and new contacts for closer cooperation, so that we can together envisage the future of a promising development of pharmacogenomics applications for clinical use. Finally, on behalf of the Board of Turkish Society for Pharmacogenomics and Personalized Therapy, TSPPT, it's a great pleasure for me to welcome you here in the very beautiful and exciting city of Istanbul and opening the 2015 Pharmacogenomics Istanbul Summit. Thank you very much. Saygıdeğer bilim insanları, değerli konuklar,
Farmakogenomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği'nin Avrupa Farmakonomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği bünyesinde pek çok saygın bilimsel dernek ve kurumların destekleriyle düzenlemiş olduğu 1. Farmakonomik İstanbul Zirvesi'ne hoş geldiniz. Bu vesileyle sizleri en içten duygularla selamlıyor ve birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Günümüzde uygulanan geleneksel tedavilerden alınan yanıtların kişilerin genetik yapısına bağlı olarak yetersiz ya da etkisiz kaldığı durumlarda bugün artık bireyselleştirilmiş tedavinin önemi çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışma ve uygulamalarda önemli mesafeler kaydedilmiştir. Bu toplantının bireyselleştirilmiş tedavinin uygulanmakta olduğu diğer ülkelerdeki gibi ülkemizde de yürürlüğe girebilmesinde atılması gereken adımların, gerekli bilimsel bilgilerin üst düzeyde paylaşılması gerektiği düşüncesini taşımaktayım. Toplantıda yer alan seçkin davetliler arasında hem diğer üniversitelerden hem de yurt dışından gelen bilim insanlarını uluslararası bir platformda birlikte işbirliği içinde görmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle kısaca kendi üniversitemden de bahsetmek isterim. Üniversitemiz 132 yıldır Türk yüksek öğretim ve eğitiminin amiral gemilerinden biri olarak sorumluluğunun bilincinde 16 fakülte, 11 enstitü ve 9 yüksekokulda 80 bin öğrencisine 5 bini aşkın akademik ve idari personelle Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde eğitim veren Türkiye'nin ilk ve tek çok dilli üniversitesidir. Marmara Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak Türkiye'nin hedeflediği 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında katkı sağlama potansiyeli en yüksek öğretim kurumlarından biridir. Bu toplantının düzenlenmesi sırasında bu üst düzey ortamı bizlere hazırlayan Avrupa Farmakogenomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Dernek Başkanı Profesör Gerard Siest'e, Başkan Yardımcısı Vangelis Manopoulos'a ve kongre başkanlığını yürüten üniversitemiz öğretim üyelerinden Farmakonomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği kurucusu ve başkanı Sayın Profesör Doktor Belgin Süsleyici Duman'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar en içten sevgilerimle selamlıyor ve gerek bilimsel gerekse sosyal açıdan verimli bir toplantı geçmesini diliyorum. Saygılarımla.